Beyaz TV ekranlarına Sağlık Zamanı programına efendim hoş geldiniz. Bugün de günlerden cumartesi. Bu da demek oluyor ki tam bir saatimiz var ve bir saat boyunca burada ben değerli konuklarımla birlikte yine sağlık alanında farklı konuları konuşmaya başlayacağım. Bu stüdyoda benimle birlikte iki değerli uzman konuğum olacak. Öncesinde efendim kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recaip Apuççu bizimle birlikte olacak. Yine kadın hastalıklarına dair birçok konuyu konuşacağız. Özellikle tüp bebek tedavisine değinmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalarda çok sayıda soru geldi değerli hocama. Hemen sonrasında programımızın ikinci bölümünde yine çok değerli hocam burada olacak efendim. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy diş hekimi efendim kendisi ve diş sağlığımızı konuşmaya başlayacağız. Bu yönde de sorularınızı bekliyor olacağız yayın içerisinde. Peki şimdi bir tanıtıcımız var. Hemen sonrasında Profesör Doktor Recaip Apuççu stüdyomuzda olacak. Sizi buradan karşılıyor olacağız. İzleyin efendim. Çocuk sahibi olmak isteyenler, ekran başına, miyomlar, hamile kalmaya engel mi? Sperm seçimi nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisinde son gelişmeleri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recaip Apuççu anlatacak. Birazdan ağız ve diş sağlığına dikkat. Diş eksikliklerinde implant tedavisi nedir? Diş beyazlatma zararlı mı? Estetik diş tedavilerini diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy anlatacak. Birazdan. Beyaz TV ekranlarındasınız efendim. Ankara stüdyolarından gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize iyi hafta sonları diliyoruz. Ben konuğumu artık stüdyoma aldım. Profesör Doktor Recaip Apuççu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hocam geçtiğimiz haftalardan çok sayıda sorumuz birikti. Bugün hem onları değerlendireceğiz. Miyomları, çikolata kistlerini ve özellikle tüp bebek tedavisini yine konuşmaya başlayacağız sizinle ama bir kez daha hatırlatalım istiyorum izleyicilerimize. Eğer efendim Recaip Hocama sorularınız varsa, bizlere sorularınız varsa lütfen bizlere ulaştırınız. Şu anda ekranda görüyorsunuz iletişim bilgilerimizi, WhatsApp numaramızdan özellikle sorularınızı bekliyoruz. Hocam şimdi biz uzun zamandır sizinle program yapıyoruz ve farklı farklı sorular geliyor. Ama bu soruların arasında özellikle en çok merak edilen konulardan birisi de miyomlar. Evet. Şimdi bu miyomlar ameliyat edilmeli mi? Böyle başlayalım istiyorum evet. Programımıza. Şimdi hanımların en çok rahatsız oldukları konulardan bir tanesi bu problem. Önce çok teşekkür ediyorum bize konuşma fırsatı verdiğiniz için. Bu uzun zamandır devam ettiğimiz kadın sağlığı programlarında ben hep hanımların çok sık karşılaştığı problemlerden onları aydınlatıcı şekilde program yapmaya çalışıyorum. Şimdi miyom konusunu ben 2 sene kadar önce yine bir programda çok geniş ele almıştım. Miyom demek rahimin adale tabakasından gelişmiş iyi huylu tümörler. Bunların 1/10'unda biri kanserleşiyor. Yani 1/10'unda biri. Evet, kanser riski çok az. Menopoz sonrasında eğer hızlı bir büyüme varsa onlarda bu risk biraz daha artıyor. Hemen ameliyat etmek lazım onları. Miyomlar 35 yaşını geçmiş her 4 hanımın bir tanesinde var. Yani %25'lerde bu oran. Her 4 hanımın birisinde. Ve tuttukları yerler çok önemli. Ya rahimin iç tabakasında yerleşiyorlar. Bunlar çok şiddetli ağrı ve kanamaya yol açıyor. Bunlar mutlaka çıkarılmalı. Neyle çıkarıyoruz? Onları histereskop dediğimiz bir endoskopik aletimiz var. Kapalı yöntemle onları çıkarıyoruz. İkincisi rahimin adale duvarından yani adalesinden gelişmiş miyomlar var. Bunlar da 4 santim, 5 santimin üstündeyse çıkarılmalı. Bir de rahimin üstüne doğru gelişmiş, zarından üstüne doğru gelişmiş miyomlar var. Onlar da eğer sapının etrafında döndüyse, hastaya sıkıntı yaratıyorsa çıkarılmalı. Şimdi bu konu böyle devam ederken en çok sorulan sorulardan bir tanesi miyomlarda rahim alınmalı mı alınmamalı mı? Ve bu konu aslında birçok hanımın da kafasını evet. karıştırıyor hocam. Evet, bu konu gerçekten çok önemli. Biz öğrenciliğimizde, asistanlığımızda yetişirken miyomu gördük mü rahim, yumurtalık ne var ne yok öyle gördük. Yani sistem oydu. Peki, aslında günümüzde bunu Amerikalılar başlattı. Niye? Rahim kanseri gelişmesin. 40 yaşından sonraki kadınlarda rahim ağzı kanseri riski biraz daha artabilir diye hepsini çıkaralım. Bir öyle bir görüş vardı.
Ama günümüzde o kadar çok şey değişti ki. Bir kere rahim ağzı kanseri artık neredeyse görülmez hale geldi. Çünkü erken yaşta onları yakalıyoruz. Bir de aşısı da gelişti. HPV denen 16-18 tipleriyle kanser olduğu anlaşıldı. Aşıdan da birçok insan korunmaya başladı. Yani yok denecek düzeye geldi. Bu bir. İkincisi, kadınların rahimi önden leğen kemiğinin ön pubis dediğimiz kısma, arkadan sakrum dediğimiz bel kemiğine, yanlardan yine leğen kemiğinin destek dokusuna öyle bir bağlı ki, bir hamak şeklinde bir yapı. Eğer siz miyom nedeniyle rahimi alırsanız bu bağların hepsini kesiyorsunuz. Kesince ne oluyor? Ameliyatı takip eden yıllarda bir sarkma başlıyor. Yani kadının destek dokusunu ortadan kaldırıyorsunuz. Ben artık biz de kıdemli hoca grubundanız. Yıllarımız artık bu işlerle yoğrula yoğrula geçti. Ben bir başka programda da aynısını söylemiştim. Bu, miyomlar nedeniyle rahimini alalım diye bir doktor teklif ediyorsa yani biraz aşırı bir karar veriyor. Bir kere daha düşünmek lazım. Bir kez daha altını çizelim mi hocam bunu? Evet. Bir kez daha söyleyelim ekran başında izleyen izleyicilerimize. Çünkü miyomlar çok sıklıkla görülen sorunlardan birisi. Ve özellikle Profesör Doktor Recaip Apuçu'yu biz konuk ediyoruz ki bu anlamda biz hanımları yönlendiriyor. Çok önemli bilgiler aktarıyor. İletişim bilgilerimizi hatırlatalım istiyorum. Ekranda zaman zaman siz görüyorsunuz bu numarayı ama sorularınız varsa lütfen bizlere de ulaştırın bu soruları. Altını çizelim hocam. Özellikle miyomları olan kadınlara ameliyat ilgili bir bilgi paylaşmıştınız. Evet, miyomların kansere çevirme oranı o kadar düşük ki 10.000'de birin bile altında demiştim size. Ben dün bir olguma, bir vakama 22-23 tane miyom çıkardım. Ameliyat uzun sürdü ama kadıncağız rahimini aldırmak istemiyor. Niye istemiyor? Size bahsettiğim neden. Bir, sarkma gelişecek. İki, cinsel problemler yaşayacak ondan sonra. Üçüncüsü de kadında bir eksiklik. Bırakın rahimini, biz tüpünü bile aldığımız zaman birçok problemlerle karşımıza geliyorlar. İşte benim bir organım eksildi vesaire diye. Tabii işin bir başka boyutu bu ama prensip olarak kanser riski olmayan, çıkarılabilecek bütün miyom olmuyorsa, yoksa tabii parça alacaksınız, kontrolünüzü yapacaksınız. Eğer kanser riski yok ise ve bu miyomlar çıkarılabilecek düzeyde ise rahim almak doğru değil. Doğru değil. Peki hocam, miyomlar çocuk sahibi olmayı engeller mi? Kesinlikle. Eğer rahimin içinden gelişmiş bir miyom varsa, demin bahsetmiştim, onu bir histereskopla 1 santim bile olsa çıkarılması lazım. Ama tekrar tekrar şu mesajı veriyorum. Rahimini alalım diyen bir hekimle karşılaşıyorsa hastalarımız, lütfen kendini bir kez daha birkaç kişiye de konsülte ettirsin. Yani miyomu çıkararak da rahimi almadan tedavisi mümkün bu hastalığın. Yani çok net mesaj vermek istiyorum. Peki hocam, şimdi miyomları konuştuk, değindik. Bir de çok sık görülen problemlerden bir diğeri belki de çikolata kistleri. Çikolata kistleri her zaman ameliyat edilmeli mi? Evet, bu da çok önemli soru. Çikolata kisti demek rahimin içindeki her ay adet gören tabaka bir şekilde... Bu teorilerle izah ediliyor. Yumurtalıkların içine yerleşmiş. Yumurtalıkların içine yerleşmiş bir endometrioz isteriz biz. Ağrılı adetle seyreden bir tablo. Bu her ay gittikçe artan ağrılı adet olur ve şiddetli bel kasık ağrıları olur. Çok büyük olasılıkla da çocuk olmamasına yol açar. Çünkü etraf da yapışmıştır. Tüpler, yumurtalık birbirine yapışmıştır. Evre 3 dediğimiz, yani hastalığın en son evresinin bir altına gelmiş bir hastalık yapısı. Tabii burada çok önemli sorun, bu çikolata kisti çıkarılır tabii, çıkarılmayacak diye bir şey yok. Ama içindeki yumurtalıkları, yani yumurtalık rezervini de azaltıyorsunuz, sağlıklı yumurtaları da yok ediyorsunuz. Çikolata kisti ameliyatı geçiren bir kadının yaklaşık %60 hangi tarafta geçirilmişse yumurtalık rezerv kaybı olur. O nedenle hangileri çıkarılmalı, bu konu çok önemli. Bir kere bu işe başlarken, çocuk var mı yok mu ona bakacağız. Eğer çocuk istiyorsa, evliyse bu çift, antimüllerian hormon bakılacak. AMH. Eğer bu düzey 2'nin altındaysa, alt hudut 1.2 ama biraz tolerans vermek lazım. 1'in altındaysa asla dokunmak doğru değil. Menopoza girer. Ne yapacaksınız? Kör topal ne varsa sağda solda sağlıklı bir yumurta, hemen tüp bebek yapılacak. Madde 1. 2. Eğer AMH'sı 4'ün 3'ün üzerindeyse, bu tek taraflıysa,
4 santimin üzerindeyse buna ameliyat yapılabilir. Onu da bu işe yatkın, daha doğrusu bu işi yapan endoskop dediğimiz kapalı yöntemle üreme cerrahları, bakın altını çiziyorum, radikal ameliyatlar değil bunlar, bu da kanserleşmez. Ağrı çektirir çikolata ama... Çikolata kisti kansere evet, dönüşmez çok değil nadir, mi? O da 10.000'de birlerde çok nadir. Çok nazik, çok kibar bir cerrahiyle sadece kisti çıkarıp tekrar kapatarak yumurtalığı laparoskopik yöntemle, yani yapılabiliyorsa tabii ideali bu ama 3 kere 4 kere ameliyat geçirmiş falan tabii onlara açık yapılabilir ama kapalı yöntemle üreme cerrahlarıyla bu işi yapmalarını öneririm. Bunların dışında eğer iki taraflıysa, AMH düşükse kesinlikle ve kesinlikle tüp bebek. Eğer bu hanım bekarsa gidip yumurtalarını dondursun, ileride evliliğe hazırlasın kendini. Yani peki hocam, şimdi çikolata kisti ameliyatı yumurta rezervini azaltabilir dediniz. Bilir değil, azaltır. %60 azaltır. Peki acaba ameliyat olmadan tüp bebek tedavisi yapma şansı oluyor mu tabii, bu hastalığın? Tabii, işte onu anlatmak istiyorum. Biraz uzun bir tedavi çünkü o biz tüp bebek tedavisinde yumurtalıkları da büyütüyoruz. Beyin hormonlarını vererek, hipofiz hormonlarını vererek. Tabii büyüyor ama oradan iğneyle körlemesine geçiş yaptığımız zaman o ideal bir içi kan dolu olduğu için adet kanı dolu onların içi. Oraya her yumurtalığın içine de adet görüyorlar yani olay o. Çok iyi bir besi ortamı mikroorganizmalar için, apse olabilir. Bu etrafında dönebilir, torsiyon deriz. O çok şiddetli ağrıya yol açabilir. Yırtılabilir, rüptür deriz ona da. Tabii bunlar da bu sefer açık ameliyat gerekebilir. Dolayısıyla yani bunu bu işle uğraşan bir üreme ile ilgili bir hekim tarafından, üreme ile ilgili bir kadın doğumcu tarafından takibi, eğer tek taraflıysa 3-4 santimin üstündeyse, gittikçe ağrılı adet görüyorsa, AMH'sı da 2,5'un 3'ün üzerindeyse cerrahi. Ama çift taraflıysa, AMH düşükse ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Belki boşaltılabilir. Ya yumurta donduracak bekarsa, evliyse de derhal tüp bebek. Yani çok özeti bu. Şimdi hocam tüp bebek dediniz. Eminim ki ekran başında izleyen ve belki de tüp bebek tedavisi yaptırmayı düşünen birçok çiftimiz vardır. Çünkü günümüzde fazlası tüp bebek tedavisi ne yazık ki gün geçtikçe de artıyor. Bu yönde de aslında yenilikler ve gelişmeler olduğunu biliyoruz. Şimdi tüp bebek tedavileri sırasında embriyo gelişimini yavaşlamasını engellemek için yumurtalara işlemler yapılabiliyor mu? Özellikle bu da merak konusu. Evet. Şimdi bizim hastalarımız çok bilinçli hastalardır. Bir de tabii internet denen bir çok araştırıyorlar, iletişim değil mi? Şeyimiz var, aracımız var. Öyle sorular gelir ki yani bırakın böyle Ankara, İstanbul dışı çevre illerden, Doğu, Güneydoğu, Doğu kırsal kesimden inanılmaz bilgiler, sorular geliyor bize böyle. Ya nasıl öğrendiniz diyoruz. Her şeyi çok yani çok eğitimliler hastalarımız, onu söyleyeyim. Şimdi tabii tüp bebek uzun bir aşama. Tüp bebekte önce yumurtayı büyütüyorsunuz. Yumurtayı alıyorsunuz. Sonra spermle bir şekilde onu birleştiriyorsunuz. Ya mikro enjeksiyon dediğimiz teknikle spermi yumurtanın içine sokuyorsunuz ya üstüne bırakıyorsunuz. Ona tüp bebek diyoruz. Sonra embriyo gelişiyor. Sağlıklı bir embriyo, birinci gün 2 hücre, ikinci gün 4 hücre, üçüncü gün 8 hücre böyle birbirine eşit olarak cam gibi gelişecek şekilde. Beşinci günü de blast dediğimiz, artık böyle papatya çiçeği gibi açılmış, her tarafı birbirine eşit hale geliyor. Tüpte de aynısı oluyor, yani doğal mekanizmada da öyle. Tüpün içinde yumurta çıkıyor, yumurta tüpün içine giriyor, sperm tüpte döllüyor. Bu aşamalarla rahime düşüyor. İşte biz de onu taklit ediyoruz, bu gelişmeyi. Bu gelişme sırasında bir bakıyorsunuz ikinci günde 4 hücre olması gerekirken 2 hücrede kalmış. Veya üçüncü gün 8 hücrede olması gerekirken 5 hücrede kalmış, gidemiyor. Eğer ilk 2-3 günde bu gelişme geriliği varsa yumurta kökenli. Üçüncü günden 5'e geçemiyorsa daha çok sperm DNA'nın paketleme hataları olarak düşünülüyor. O halde ne yapmamız lazım? İlk 3 günde gelişmesi kötüyse, tabii embriyolog, bir dahaki programda embriyolog arkadaşımızla da inşallah anlatırım i̇nşallah bunları. İnşallah hocam, seve seve ağırlamak isteriz. Evet, bunları aktive ediyorlar. Ne yapıyorlar? Ya kimyasal bir şeyler, kalsiyum iyonofor denen bir madde koyuyorlar. Onunla kalsiyum kanalları açılıyor.
ya da mekanik olarak iğneyle biraz dokunuyorlar o yumurtanın zarına. Son zamanlarda da elektrik stimülasyonu başladı. Piezo denilen bir elektrik veriliyor. Bu klonlamada falan kullanıldı bu elektrik sistemi. Yumurtayı çok hızlı bir şekilde ileriye atıyor. Aynı şekilde bu piezo elektrik sistemi spermin ön safhasından olgun safhasına geçmesini de sağlıyor. Azoospermik erkekler için de bu bir müjde diyebiliriz. Yani daha önce sperm çıkmayan erkekler ön hücre safhasındaydı. Onlardan döllenme yapamıyordu. İşte bunlara piezo verirseniz, elektrik verirseniz ileri safhalara geçirebiliyorsunuz. Yani bu da iyi bir gelişme oldu. Yani en çok vurgulamak istediğim şey böyle yumurta gelişmesi zayıfsa ilk iki günde hangi grupta oluyor bu geçirilmiş cerrahisi yumurtalık ameliyatı? 40 yaş üstü hanımlar maalesef yumurtalıkların içindeki beslenme organelleri, mitokondri diyoruz, onlar bozuluyor, onlar gevşiyor, yavaşlıyor gelişmesi. İşte bunların kanallarının açılmasına ve sistemin daha iyi çalışmasına yol açıyor. Bunlara piezo elektrikle yumurtanın aktivasyonu sağlanabiliyor. Peki hocam, devam edelim. Tabii birçok soru var hocama yönlendirmek istediğim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen sorular da var. Bunların hepsini yönlendirmeye çalışıyoruz, sormaya çalışıyoruz. Zamanımız el verdikçe ekranlara da yansıtıyoruz. Telefon numaralarımızı, WhatsApp hattımızı, buralara sorularınızı yönlendirin. Hocam şimdi farklı farklı yöntemler var ve zaman geçtikçe de bu yönde gelişmeler oldukça umut verici. Şimdi mikroçip yöntemiyle sperm seçimi nasıl olmalıdır? Bu da yeni yeni konuşmaya başladığımız konulardan şimdi birisi. Şimdi Şahla Hanım, öyle bir sistem var ki sağlıklı bir erkek 3 günlük bir cinsel ve perizden sonra cinsel birleşmede kadının vajinasına 250 milyon tane sperm bırakıyor. Bu rahim ağzında bir filtrasyona uğruyor, yani elenmeye uğruyor. En kötüleri hepsi gidiyor. Rahimin içine giden sayı 5 milyon. Tüplere giden 5 bin. Yani vajinaya bırakılan her 50 bin spermden bir tanesi yukarı çıkıyor. Bu 5 bin tanesinden de bir tanesi yumurtayı döllüyor. Hangisi onu hala bilmiyoruz. Yani Yüce Allah öyle bir sistem kurmuş ki hala en iyi yumurta gidiyor içinden. 1000 taneden bir tane çıkıyor biliyorsunuz. Bir de spermin 250 milyondan en iyisi gidiyor. İkisinin arasında bir konuşma, bir sinyalizasyon, bir hormonal sistem var. Bunu hala keşfetmiş değiliz. Bunu bilemiyoruz ama ne yapmalıyız? Biz bu tabiattaki olan olayları taklit ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu spermi alıyor embriyolog arkadaşlarımız, bir manyetik alana koyuyorlar. Bu manyetik alanda en iyi sperm, bütün yolları var böyle şeyler gibi. İşte orada gözüküyor kanallar. Bunların arasında en iyileri o kanalları, hani biz okullarda deney yaparlardı, farelere yollar yaparlar, yolaklar, bir yere peynir koyarlar, en akıllı fare gider onu bulur, bazıları bulamaz, onun gibi aynı. Bu sperm en iyi çıkanı alıyorlar, bu embriyologlar oradan çıkanı alıyorlar. Burada epey bir elenmiş oluyor. Ondan sonra bunun üzerine IMSI diyorlar, 10 bin kere, 8 bin kere büyütüyorlar, bazen 16 bin defa. Onun spermin başının içinde vakuol dediğimiz boşlukla onları da ekarte ediyorlar. Ondan sonra bir de DNA'sı bozuk olanları da ayıklıyorlar. Bu da bir yöntem. Ondan sonra bu mikroçip, çip bebek dedikleri işte bu mikroçip. Tüp bebek diyorduk, şimdi çip bebek diyorlar. Demeye başlayacağız yani sanırım. Tabiattaki oluşan olayları taklit ederek en iyi, yani buralardan da bayağı güzel şey. Bazen bu eskiden 3 milyon altındaki spermde çalışmıyordu. Şimdi 3 milyonun altındaki spermlere de yeni bir teknik geliştirdiler. Onların arasında da en iyilerini seçiyoruz. Çünkü kötü spermle döllendiği zaman yumurta bölünme bozuluyor ve gelişme bozuluyor ve tutmuyor. Bunların genetikleri de bozuluyor. Dolayısıyla mikroçip bize çok iyi bir sperm seçme yöntemi veriyor. Bir de çift kırılma diye bir yöntem var mikroskop altında. Buna birefringence diyorlar. Böyle çift kırıldı mı kuyrukta o sperm iyi sperm oluyor. Yani 4-5 defa elemeden geçirip spermi enjekte ederseniz, yani enjekte edilecek spermi seçerseniz başarı şansınızı artırıyorsunuz. Aslında çiftler size çocuk sahibi olmak üzere geliyorlar evet. Ama arka planda o kadar çok işlem, evet. O kadar meşakkatli işlemler evet. Var ki. Bakın ben tüp bebeğe 1985'te başladım. Amerika'da bulunduğum, Kanada'da bulunduğum yıllar. 79'da ilk tüp bebek doğdu biliyorsunuz. Evet. O zaman Kanada, Vancouver'da bizim
başarı oranımız %10, %7 idi. Şimdi %50'lere, %60'lara geldik. İşte hep bu her bir teknoloji geldikçe üzerine bir %5, %10 katıyor ve böyle böyle gelişme oluyor. Aslında çiftler için umut verici evet. haberleri biz aktarıyoruz buradan değerli hocamızı stüdyomuzda ağırladığımız zamanlarda. Şimdi kök hücre tedavisini duymaya başladık hocam. Birçok alanda kullanılıyor kök hücre tedavisi. Peki bu azospermik hastalar için kök hücre tedavisi uygulanabiliyor mu? Bu nasıl bir sistemdir? Teşekkür ederim bu soru için. Azospermik yani canlı spermi olmayan hastalar hala kök hücre beklentisi içindeler. Dünyada müthiş gelişmeler var ama hala günlük pratiğe konmuş bir şey değil. Lütfen herhangi bir sömürüye hem ekonomik hem duygusal maruz kalmasınlar. Olursa zaten biz kendilerini aktarırız. Yok yağ hücresinden, yok bilmem ne hücresinden yapılı yok şu anda. Yani şu anda spermden kök hücre yok. Ancak kendi spermleri 4 basamaktan geçerek geliyor. Bu 4 basamaktan 2'den sonra bölünüyorlar. Bu bölünememeden dolayı bunların çocuk sahibi olmaları zorlanıyordu. Kendi spermlerine Profesör Tanaka bu Fukuoka diye bir şehir var Japonya'da. Bu adam bu işi çok güzel geliştirdi. Ve bununla beraber bu ümitsiz hastalara %18, %20 şans çıktı şu anda. %20. Evet. Sıfırdan %20 çok iyi bir rakam. Kendi çıkmış ön sperm hücrelerine elektrik verilerek olgunlaştırılıp yapılabiliyor. Lütfen biraz daha beklesinler. Şu anda biraz daha deneysel çalışmalar yapıyoruz. Beklesinler. Yani çok uzun bir zaman değil, birkaç aylık bir zaman diliminde zannediyorum bayağı iyi sonuçlar alınacak ve onlara iyi haberler verilecek. Peki polikistik over hastaları için hocam, buradan özellikle çocuk tedavisi görecek hastalar için başarılı olması için bu tedavinin neler yapılması gerekir? Şimdi polikistik over hastalığı biliyorsunuz adetlerin gecikmesi veya azalması, tüylenme, sivilcelenme, cilt yağlılığı gibi problemler. Bir de ultrasonda bir sürü küçük küçük kistlerin görülmesinin olduğu bir tablo. Bu 3 tanesinden 2 tanesi varsa biz bunlara polikistik diyoruz. Bunların %80'i 90'ı kilolu hastalar. Çocukluklarında daha kilolu, işte iştahlı çocuklar. İleriki yaşlarda böyle fizik problemler oluyor. Evlendikleri zaman da yumurtlama yapamadıkları için bebekleri olmuyor. Şimdi biz bunlara ne yapıyoruz? Biz bunlara birinci tedavimiz kilo verdirmeye çalışıyoruz. Hep annelere babalara uyarımız. Eğer kız çocuklarınız böyle kiloluysa, çok tatlı ile araları iyiyse lütfen kilo verdirsinler. O zaman bu noktada fazla kilo gebe kalmaya engelleyen bir çok durumdur net diye evet. söyleyebiliriz. Yani şey zamanında eğer tüylenme vesaire kiloyu veremiyorsa mutlaka bir kadın doğumcu veya bir pediatrik endokrinologla bağlantı kursunlar. Daha sonra cinsel olgunluk döneminde biz devreye giriyoruz. Bunlara kilo verdiriyoruz, hapla tedavi ediyoruz, aşılama tedavileri yapıyoruz. Bunlardan sonuç alamazsak da maalesef tüp bebeğe gidiyoruz. Tüp bebekte bizi bekleyen çok büyük tehlike var bunlarla. Bir, nedir hocam? Eğer kantarın topuzunu kaçırırsanız, yani yumurtanın dozunu, ilacın dozunu kaçırırsanız OHSS dediğimiz yumurtalıkları kocaman oluyor ve su topluyor vücudu. Çok tehlikeli bir ölenler oldu bundan. Allah korusun. Evet, biz bunları şimdi önleyebiliyoruz artık. Yumurtalama tedavileri uzuyor. Uzasın, alıyoruz yumurtaları. Eşinin spermiyle döllüyoruz, 5. güne getiriyoruz ve donduruyoruz. Bunlara dondurma bebek diyoruz böyle. Sonra bu embriyoları dondurduktan sonra 1-2 ay sonra o yumurtalar yatışıyor, sakinleşiyor. Ondan sonra rahimin içine geliştirici güzel ilaçlarımız var, östrojen preparatlarımız. Onları kontrollü bir şekilde verip gebe kalmalarına yardımcı oluyoruz. Üzülmesine bunların çoğu gebe kalıyor. Yani yumurtası çok olan, çok karnı şişen, büyüyen, OHSS olanların da çoğu gebe kalıyor. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar ama çok dikkatli bir şekilde bunların gebelikleri sağlanıyor. Bir de dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bunlarda insülin dirençleri var. Onlara da dikkat edecek. Mutlaka doktorları atlarsa bile yani dikkat şey yapmasa bile yani gözünden kaçsa bile hekimin
insülin dirençlerine baktırsınlar. Büyük bir kısmında insülin direnci biraz var. Biraz önce söylediniz ya hocam, size gelen hastalar aslında bir noktada araştırma yaparak da geliyorlar. Evet. Belki de bu noktada bilgi kirliliğine de dikkat çekmek gerekiyor. İnternetten buldukları her bilginin de doğru olmadığını da altını çizmemiz gerekiyor. Yani doğru. Özellikle bu insülin direnci çok önemli. Biz açlık kan şekerini açlık insülinine bölüyoruz. Kabaca 4,5'un altındaysa bunlara şeker hastalıklarında kullanılan haplar var. Maalesef başımıza gelen şeyler, hastanın hiçbir sıkıntısı yok. İnsülin direnci bulmuşuz, gönderiyoruz. Eczanedeki arkadaş, ya sende şeker hastalığı mı var diyor falan böyle. Ama yani uyusunlar, insülin direnci çok önemli. Dikkat tek etsinler. Başına bu insülin direncini tedavi edici ilaçlarla gebelik olabiliyor. Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olunuz. Bugün geldiniz, bizi kırmadınız. Önümüzdeki bölümlerde tekrar tekrar sizi ağırlamak istiyoruz. Çünkü çok sayıda soru var. Son bir genetiği vardı. Şu bir dakika şu genetikten lütfen bahsedeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Bu embriyo genetiği çok önemli. En son bir soru gelmişti deminden beri bana da geliyor. Buraya yazmışlar. Bu embriyoları biz eğer 40 yaşın üstüyse, erkek faktörü çok ciddiyse, embriyo gelişiminde sıkıntı varsa, böyle 5. güne de gidemiyorsa veya gitmişse 5. gün embriyosundan bir küçük parça alıp NGS dediğimiz bir metotla kromozomlarına bakıyoruz. Kromozomları sağlıklı çıkıp verdiğimizde, dondurduktan sonra daha iyi sonuç alıyoruz. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Recaip Apuççu Efendi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bizimle birlikteydi. Programımızın ilk bölümünü burada tamamlamış bulunuyoruz. Biraz sonra yine çok değerli hocam burada olacak. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy Efendi, ağız ve diş sağlığımızı konuşmaya başlayacağız. Ağız ve diş sağlığına dikkat. Diş eksikliklerinde implant tedavisi nedir? Diş beyazlatma zararlı mı? Estetik diş tedavilerini diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy anlatacak birazdan. Evet, bir kez daha iyi hafta sonları diliyoruz tüm izleyicilerimize. Efendim, siz tanıtımımı izlerken tanıtıcımızı, bizler burada tabii konuğumuz geliyor gidiyor, böyle yetişmeye çalışıyoruz. Son 10 sayıyorlar kulağıma da. Hocam artık stüdyomda Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy efendim. Kendisi diş hekimi ve bugün diş hekimliğindeki estetik uygulamaları hem de ağız ve diş sağlığımızı konuşuyor olacağız. Sizlerin de soruları varsa bu yönde lütfen bizlere ulaştırın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi hocam, 22-27 Kasım ağız ve diş sağlığı haftası. Aynı zamanda 22 Kasım'da diş hekimleri günüydü. Aynı zamanda bugün bu arada öğretmenler günü, değil mi? Buradan ekranları başında izleyen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayalım. Siz de bir öğretmensiniz hocam. Sizin teşekkür de ederim. Öğretmenler gününüz kutlu teşekkür olsun ederim diyelim. Ve sohbetimize başlayalım istiyorum. Şimdi estetik uygulamaları çok sık duymaya başladık diş hekimliğinde, özellikle yapılan uygulamalar. Bu uygulamalar estetik amaçlı yapılıyor ama özellikle sağlığa da dikkat etmek gerekiyor, öyle değil mi hocam, bu uygulamaları yaparken? Evet, ben de meslektaşlarımın diş hekimleri gününü kutluyorum. Öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmen olmayı da çok seviyorum ayrıca. Şimdi önce müsaade ederseniz bir cümle söyleyeyim. Tabii. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili. Çok fazla farkına varılmayan organlardan bir tanesidir dişler. Ancak dişlerde bir rahatsızlık olduğunda farkına varılır. O zaman da çok uzun ve yorucu tedaviler, ağrılı tedavilerle karşılaşılır. Başlangıçta yakalanmış, tedavisine başlanmış dişler çok kolay, çok ucuz ve çok kısa sürede tedavi edilirler. Ama biz genellikle çok ihmal ediyoruz. Sonuna bırakıyor idik. Dişlerin kendi hastalıkları, çürükler, çevresindeki iltihaplar, bunların hepsi genel sağlığı etkileyen faktörler. Bu bilinir. Bilirsiniz, ilkokullarda panolara asılır. Bir dişin rahatsızlığında böbreklerin, kalbin, gözün, eklemlerin etkilendiği söylenir. Bunlar çok doğru. Bununla beraber, bu rahatsızlıklarla beraber fonksiyon, çiğneme fonksiyonunu yapar. Fonasyon, konuşmayı yapar ve en sonunda estetiği yapar. Şimdi günümüz sosyalleşme dünyasında estetik öne çıktı. Ama biz bu üçünü ayrı ayrı tutamıyoruz. Hepsini aynı
seviyede götürmeniz lazım. Yani şunu lazım. Söyleyemiyoruz. Aman dişlerim güzel görünsün, konuşurken biraz sıkıntı da yaşasam olur. Evet, aynen dememiz öyle. Dememiz lazım, öyle aynen değil mi? Aynen öyle. O yüzden özellikle benim branşım protetik diş tedavisidir. Hı-hı. Ve implantla ilgilenirim. Estetiği, fonksiyonu ve fonasyonu, konuşmayı aynı seviyede tutacak, geliştirecek uygulamalar yapmamız Hı-hı. gerekiyor. Hı-hı. Şimdi son dönemde yine medyanın etkisiyle estetik ön plana çıktı. Biz diğerlerini yapalım, bugün estetiği konuşalım. Estetik uygulamalarda da özellikle altını çizmemiz, vurgulamamız gereken konuları belirterek konuşalım. Mesela bir ağartma, beyazlatma Hı-hı. yöntemi. Bunlar koruyucu yöntemlerdir. Tüm tıp uygulamalarında olduğu gibi diş hekimliğinde de koruyucu uygulamalar öncelik taşımalıdır. Beyazlatma işlemleri dokuya zarar vermeden o bölgede uyguladığımız bir takım maddelerle dişlerin renginin açılmasıdır. Peki hocam, şimdi beyazlatma dediniz, birçok yöntem var, duyuyoruz bu yönde. Hani ev tipi beyazlatma, artık market raflarından bile satın alabileceğimiz dişlerin üzerine sürülen bazı işte özel satılan şeyler var. Evet. Bunlar gerçekten dişleri beyazlatır mı? Bir, hemen sıra sıra sorayım. Hı hı. İkincisi, beyazlayan dişler tekrar sararır mı? Bu da merak konusu. Şimdi şöyle bir beyazlatma, bizde yerleşmiş bir terim. Aslında ağartma daha doğru. Kişinin kendi diş renginin daha açık hale getirilmesi. Diş rengi nasıl oluşuyor? Bir dişin yüzeyinde kahve, çay, şarap gibi içeceklerle, sigara kullananlarda özellikle dişin yüzeyinde biriken lekelenmeler ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle hekim tarafından eğer düzgün fırçalama yapılıyorsa hasta, fırçalamayla beraber bu lekelerin çoğu gideriliyor. Ama iyi fırça yapılmıyor, ağız hijyeni iyi sağlanmıyorsa fırça artık yetersiz kalıyor. Mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor, hekimin yapması gerekiyor. Bunlar bizim tarafımızdan kolaylıkla temizleniyor. Bir de dişin kendi yapısında, mini yapısında bozulmalar ve renkleşmeler ortaya çıkıyor ki bu daha derin ve temizlenmesi zor olandır. Ağartma yöntemleriyle, bu beyazlatma yöntemleriyle biz kimyasallarla mine içindeki rengi açıyoruz. Bunun söylediğiniz gibi bir klinikte hekim tarafından yapılan, ikincisi yine bunun altında çizerek söylüyorum, hekim tarafından önerilerek, onun tarafından yönlendirilerek evde yapılan. Yani sokağa çıktık, eczaneye girdik ya da markette beyazlatma yöntemleri artık o kadar, diş macunlarının hepsi beyazlatma amaçlı o. Çünkü beyazlatmayı vaat ediyor diyelim, vaat ediyor. Etkili olanlar var. Eğer düzenli kullanırsa, bir defa dişi beyazlatacağız, rengini açacağız diye düşündüğümüzde dişlerimizi de fırçalıyoruz. En önemli etkisi o bence. Hı hı. Daha çok dişlerimize özen gösteriyoruz. Zaten istediğimiz temizlik bize o rengi, açıklığı sağlıyor. Her gördüğümüz maddeyi kullanmamamız gerekiyor. Hı hı. Bir de evde yapılanlar, bir plak hazırlanıyor. Plak hekim tarafından hazırlanması gerekir. Önerilerinin dikkate alınması gerekir. Çünkü kullanılan madde diş etlerine zarar veren bir madde. Bunun çok dikkatli kullanılması lazım. Hı hı. O yüzden benim önerim ve meslektaşlarımızın da daha çok önerisi klinikte uygulanan beyazlatma yöntemleridir. O da belli sürelerde hekimin kararına göre birkaç seans ya da artırarak uygulanan yöntemlerdir. Peki hocam, kişinin dişleri diyelim ki bir hayli sarı. Bu dişler bembeyaz hale gelebilir mi? Bu şimdi yöntemlerle. Şimdi nedenleri var. Mesela antibiyotik kullanıma bağlı renkleşmeler. Hı hı. Florun fazla kullanılması, içme sularındaki florun bir zaman çok fazlaydı. Ondan kaynaklanan, dişin kendi yapısından kaynaklanan renkleşmeler var. Bunlar çok zor açılan. Ama yaşla beraber fizyolojik renkleşme diyoruz. Yaşla beraber dişler koyulaşıyor. Bunlar daha kolay açılıyor. Hı hı. Yani hastanın diş yapısına bağlı olarak kullandığımız maddenin etkisi ve hekimin becerisiyle bunlar sağlanabiliyor. Ama hiçbir zaman, çünkü hastalarımız, benim dişlerim beyaz, çok güzel diş rengi var, tertemiz dişler, bunu beyazlatalım diye geliyor. Yani bizim kendi daha da beyaz olmasını kendi dişinin istiyor. Renginden daha beyaz olmasını sağlamak
zor. Ama dişinin rengini, kendi dişinin renginin tonunu açarak daha açık renk göstermeniz mümkün. Bu da başarıyla uygulanabiliyor. Evet, bir kez daha hatırlatma yapalım izleyicilerimize efendim. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy bizimle birlikte ağız ve diş sağlığını konuşuyoruz. Bu yönde aklınıza takılan sorular varsa lütfen bu soruları bizlere ulaştırın ki ben de değerli hocama bu soruları yönlendirmiş olayım. Peki beyazlatma sonrası dişlerimiz tekrar eski rengine ne kadar sürede dönüyor? Ya da dönüyor mu? Beyazlatma sonrası hastamızın mutlaka dişlerine bakması gerek. Ağız hijyeninin çok iyi sağlanması gerek. Yani kendi doğal dişlerinizdeki bakımsızlık, o renkleşmeyi yaptıysa bizim yaptığımız işlemlerden sonra da eğer iyi bakım olmazsa renkleşmeler tekrar meydana gelebilir. O yüzden belli zamanlarda kontrol, hastamızın çok iyi ağız hijyenini sağlaması gerekli. Buna süre vermek doğru değil. Çok iyi bakarsa belki bir daha böyle bir işleme gerek kalmayacaktır. Ama dikkat etmezse tekrar en kısa sürede aynı tona kavuşacak dişleri. Peki hocam. Sigara içmeyecekler, çok fazla şerap tüketmeyecekler. Asitli içecekler, içmeyecekler diyelim. Peki hocam şimdi zaman zaman dişlerde oluşan kayıplar da söz konusu oluyor ve bu da estetik uygulamalar arasına giriyor aslında. Dişlerde oluşan küçük kırıklar ve kayıpların olduğu durumlarda ne tip tedaviler uygulanıyor? Evet, şimdi dişlerde herhangi bir rahatsızlık yoksa, renkleşme varsa biz bu yöntemlerle, bahsettiğimiz yöntemlerle bunları rengini açıyoruz, temiz hale getirebiliyoruz. Ama özellikle çocuklarda travmaya bağlı... Sokakta top oynarken top, ağzına arkadaşıyla böyle... Arkadaşıyla çarpışması, top oynarken işte o kadar çok karşılaştığımız durumlar. Eğer böyle durumlar varsa, dişlerde ufak kırıklar varsa biz dolgu maddelerimizle, kompozit materyallerle bunları çok rahatlıkla restore edebiliyoruz, tedavi ediyoruz. Şu anda da ekranlara animasyonu yansıtıyoruz hocam. Bu daha ileri doku kaldırdığımız bir uygulama. Yani bizim bahsettiğimiz, sizin sorduğunuz daha ufak kırıklar, ufak çürükler, bunlar kolaylıkla temizlenip üzerine kompozit dediğimiz, bizim çok severek kullandığımız... Ve artık çok dirençli ve estetik özelliklere sahip materyaller var. Onlarla restore edebiliyoruz. Sıralama, hani dedim ya koruyucu yaklaşımlardan bahsediyoruz diye. Daha çok doku kaldırmak gerekiyorsa, ki kompozitler bu doku kaldırmalarda da bize yardımcı oluyor. Ondan sonrasında biz oraya yerleştireceğimiz materyal kadar dişlerden doku kaldırıyoruz. Yeterince direnç ve estetiği sağlayabilmek için, o formu verebilmek için. O tür durumlarda da öncelikle en az doku kaldıracağımız, mesela lamina uygulamalarından bahsediyoruz. Daha ileriye gittiğinde dişin tüm yüzeyinden doku kaldırarak tam kronlar yapıyoruz, kaplamalar. Şimdi insanlar bunu soruyorlar, hastalarımızla çok aldığımız soru. İşte dişimi kaybediyorum, dişimi kaybetmek istemiyorum. Biz... gerekli gördüğümüz durumlarda dişte bir doku kaybetme gereği varsa, doku kaldırma gereği varsa onun yerine koyacağımız materyaller artık çok yeterli ve hemen hemen mine dokusunu kaldırıyoruz. O mine ile eşit özellikte materyaller. O yüzden kaldırdığımız dokunun yerini aynı özellikte bir başka materyalle tamamlıyoruz. Bu dişi kaybetmiş olmuyoruz. Peki dokuyu aslında kaldırmadan da yapabileceğimiz estetik uygulamalar var mıdır? Lamina demiştim. Laminalar o da çok popüler şu anda. Lamina dişin ön yüzünden ya hiç doku kaldırmadan ya da biraz doku kaldırarak hazırladığımız seramik materyalin oraya yapıştırılmasıdır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani lamina farklı bir uygulama değil. Bizim gerek gördüğümüzde yaptığımız ama gerekliyse yapılması gereken bir uygulama. Bazı durumlarda laminanın uygulanamadığını söylemek gerekiyor. Hangi durumlarda uygulanıyor? Mesela bruksizm dediğimiz gece dişlerin sıkılması, gündüz dişlerin sıkılması, diş boyu kısa, kapanışta doğrudan dişlerin birbiri üzerine baskı yaptığı durumlarda, mesela çürük insidansı fazla olan hastalarda lamina uygulanmaz. Çünkü laminadan bir sonraki aşama dişin tüm yüzeyini kapladığı için yine aynı özellikle materyalle biz dişi daha çok korumuş oluyoruz. Ama
dişlerinde hiçbir doku kaybı yok, renkleşme yok. Sadece estetik amaçlarla önde olmasını istediğimiz, boyunun uzun olmasını istediğimiz durumlarda lamina güzel bir uygulama. Veya rengini açmak istediğimiz zaman, değil mi hasta? Rengini açmak istediğimiz, beyazlatma yöntemleriyle açamadığımız durumlarda laminayı bir alternatif yöntem olarak kullanmamız doğru olur. Peki kalıcılığı ne kadardır hocam laminelerin? Biyolojik ortamda süre verilmez. Eğer doğru yapılmış ve doğru kullanılıyorsa, iyi bakılıyorsa bunun süresi yok. Yani çok eskilerde ağız içinde kullanılan materyallerin işte şu kadar sene, bu kadar senede değişmesi gerekir diye bir şey vardı. Metal daha çok kullanılıyordu. Amalgam dolgular vardı. Şimdi artık öyle değil. Kullandığımız materyaller, bilgisayar sistemi de artık diş hekimliğinde çok önemli yer tutuyor. Üç boyutlu planlamalarla, dijital planlamalarla bu tedaviler yapılıyor ve kullandığımız materyallerde iyi bakıldığı sürece, iyi yapıldığı sürece süresiz. Aslında belki de şurada altını çizmemiz gereken önemli konulardan birisi de ağız ve diş sağlığına çocukluk döneminden itibaren gereken ilgiyi göstermemiz ve dikkati göstermemiz. Öyle tabii değil mi ki hocam? Sonucunda tamam, tedavi yöntemleri var, çok da değerli uzmanlarımız var bu yönde, ama siz önce ağız ve diş sağlığınıza iyi bakacaksınız, ama bir sorun çıktığı zaman mutlaka da bir uzmana başvurmak bunu gerekiyor. Bunu memnuniyetle söylemek gerekir ki artık aileler kendilerinden çok çocukların dişlerine özen gösteriyorlar. Mesela geçen hafta anlatıldı, izledim keyifle. Ortodontik tedavilerle o dönemde dişlerin düzenlenmesi. Hı hı. Yani en konservatif yöntem zaten ortodontik yöntem. Biz artık ondan sonrasında onlarla tedavi edilmemiş, sonraki aşamada biz devreye giriyoruz. Bir de yine medyada çok reklamlar, işte reklamlarda gösterilen, filmlerde gösterilen, programlarda dişe verilen önem çocukların daha çok ilgisini çekti. Oyuncaklarla, güzel fırçalarla, macunlarla onlar da severek yapıyorlar bunu. Evet. Hocam şimdi diş kayıplarıyla ilgili de konuşmak istiyorum. Özellikle son yıllarda çok uygulanan bir tedavi yöntemi var. İmplant tedavi. Evet. Çok da duymaya başlıyoruz. Şimdi diş eksikliğinde kullandığınız tedavi yöntemlerinden sadece birisi implant tedavi, değil mi? Diğerleri nelerdir? İmplant olması için diş eksikliği olması lazım. Hı hı. Yani bir dişten dişlerin tamamen kaybedilmesine kadar olan dişsizliklerde biz implantları farklı sayılarda uygulayabiliyoruz. Yine bunu da söylemem gerekir. İmplant uyguladığımızda üzerine yapılacak olan protez ortadan kalkmaz. Biz implantı bize destek olan dişin kökü amacıyla kullanıyoruz. Ve yine ben meslektaşlarım için de söylemek istediğim, bunu derslerimde de anlatırım. İmplant uygulamaları her dişsizlikte mutlaka uygulanması gereken uygulamalar değildir. Değildir. Evet. Biz orada kaybedilen dişin neden kaybedildiği, kaybedildikten sonraki kemiğin sağlığı, üzerindeki diş etinin sağlığı, çevre dişlerin sağlığı, ağız içi durumların hepsinin değerlendirilmesinden sonra implant uygulamaya karar veririz. Hı hı. İmplant diş hekiminde bir devrimdir. Gerçekten artık hareketli protezleri ortadan kaldırmak üzeredir. Yani eskiden 100 tane yapıyorsak hareketli protez takıp çıkartılan, şimdi artık 3-5'e düştü, 10'a düştü. Hı hı. Yani çok kısa süre sonra o da kalkacak. Ama bütün bunların hepsi diş eksikliği varsa o durumlarda implantın uygulanmasıyla, hı hı, ortaya çıkar. Ne yaparız implant uygulanmasından önce? Bir diş eksikliği var. Dişlerin görünmeyen yüzlerinden destek alarak o bölgelere köprüler yaparız. Komşu dişler, yandaki dişler eğer sağlıksızsa o dişleri de tedavi etmiş oluruz. Bu bize hem o dişlerin tedavisini hem de o dişsizliğin tedavisini sağlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Hala diş hekimliğinde kullanılan materyaller, yöntemler bize birçok alternatif sunuyor. Yani hemen implanta odaklanarak implant yapalım, implant yaptıralım demememiz gerekiyor. Peki hocam, şimdi implant tedavisi denildiğinde aslında gözümüz biraz korkuyor. İmplant tedavisi ağrılı bir tedavi midir? Kesinlikle değil. Ben çekim gereği olan dişler geliyor. Hala diş çekiyoruz.
mesela diş çekimini implanttan daha zor görür. Yani hem ağrı zaten ikisinde de yoktur. Çünkü anesteziden sonra hastamızın hissettiği hiçbir şey yok. Şimdi yeni yöntemlerle, ki ben bunu çok sık uyguluyorum, geniş ameliyatlarla değil, eğer kemik ve üzerindeki diş eti uygunsa, sadece implantı yerleştireceğimiz bölgede implantın genişliği kadar bir diş eti kaldırarak yerleştirme yöntemimiz var. Ameliyattan bir iki saat sonra hasta normal yaşantısını devam ettiriyor. Anestezi olduğu için kesinlikle ağrı yok. Çoğu hasta da bitti mi diye kalkıyorlar. Bu kadar peki hocam, basit miydi diyelim ki diş eksikliği olan bir hasta size geldi ve dedi ki implant tedavisi olmak istiyorum. Biraz süreci anlatalım istiyorum. Yani ne kadar zaman ayırmak gerekiyor implant tedavisine, sonucu daha iyi elde etmek için özellikle? Şimdi dişsizlik var. Geldi, bir ya da çok sayıda implant yerleştireceğiz. Öncelikle biz o hastamızdan radyografik görüntülerle kemiğin ve çevre dişlerin durumunu tespit ediyoruz. İhtiyaç gördüğümüz takdirde tomografik yöntemlerle biz 3 boyutlu o bölgedeki kemiğin kalınlığını, genişliğini, yüksekliğini hepsini görebiliyoruz. Çevresindeki anatomik oluşumları. Ona baktıktan sonra uygun gördüğümüzde implant uygulama süresi yaklaşık yarım saat hazırlıklarıyla beraber. Yine yeni yöntemlerle hemen ilk hafta içinde üst yapının yapıldığı uygulamalar var. Ama onun için de çok dikkatli olmak lazım. Normalde kemiğin implantı sıkı sıkıya sarma süresi 3 ay ortalama. Biz o 3 aylık süreyi, iyileşme süresini bekliyoruz. Yine parantez içinde söylüyorum. İlk hafta içinde yapacağımız, üst yapısını yapabileceğimiz şekilde implant yerleştirmeleri de var. Ama bu hala çok az sayıda. Bizim ideal olanı iyileşme süresini bekleyip ondan sonra üst yapısını belki yapmamız. Belki de bu süre hastadan hastaya da değişiyordur, öyle evet, değil mi hocam? Evet, ama ortalama işte 2-3 ayda biz alt çenede mesela 2 ay ben tamamlandığında uygulamasını yaparım. Üst çenede biraz daha fazla beklemek gerekli. Bu arada eğer estetik sıkıntılar varsa, sosyal sıkıntılar varsa mutlaka geçicilerle, geçici protezlerle hastamızı dişsiz bırakmadan bu süreyi tamamlayıp bitiriyoruz. Yani çok uzun süreç de değil. İlk uygulama çok kısa ama üst yapıyı yapacağımız zamanda da 3-4 gün içinde üst yapısı tamamlanabiliyor. Peki bir yaş sınırı var mıdır hocam implant tedavisi için? Şimdi biz diğer uygulamalarda da büyüme ve gelişim döneminin tamamlanmasını bekleriz. Özellikle sabit uygulamalarda çocuklarda karışık dişlenme döneminde çok protezle ilgili bir şey yapılmaz ama kızlarda 17-18, erkeklerde 21-22 yaş büyüme gelişim süresi zamanının tamamlanmasıdır. Tabi bu kişiye göre değişebilir ama ortalama budur. Mümkün olduğunca sabit uygulamaları bu süreden sonra yaparız. İmplant uygulamalarını da bu süreden sonra yapmak gerekli. Ama tek diş eksikliği var, çocuk santral dişini kaybetmiş, öndeki bir dişini kaybetmiş. Biz o dönemde o tek implantı yapabiliriz. Peki hocam, sohbet etmeye devam edeceğiz efendim. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy ile ağız ve diş sağlığımızı konuşuyoruz. Kısa bir reklam aramız var, sonrasında hemen dönüyoruz. Ve tekrar efendim Beyaz TV ekranlarındasınız. Ankara stüdyolarından bir kez daha selamlayalım. Günaydın diyelim veya günaydın demeyelim, değil mi hocam artık? Günaydın. Tünaydın diyebiliriz. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize iyi hafta sonları da dileyelim. Hocam, süremizin artık ne yazık ki sonuna geldik. Son olarak ağız ve diş sağlığı ile ilgili ekranları başında izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Dişlerinin sağlığına baksınlar. Her gün düzenli fırçalarını yapsınlar. Dişler rahatsız olmadan, hasta olmadan sağlıklarıyla devam etsinler. İnşallah tüm genel sağlıkları da iyi olur. Güzel seneler, yıllar geçirirler. Bir kez daha altını vurgulayalım. Diş sağlığımızı ihmal ettiğimiz zaman belki de bir noktada genel sağlığımızı tehdit ediyoruz. Öyle evet, değil mi evet, hocam? Doğru. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy bizimle birlikteydi. Bu hafta konuğumuzdu. Ağız ve diş sağlığını konuştuk kendisiyle ve ne yazık ki bizlere ayrılan sürenin de artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ekranları başında bizleri izleyen
tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayalım efendim. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıkla kalın.